Merhabalar Emre Bey, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ve sektörümüzden vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsetmeden önce de ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtalım. Emre Bey kimdir? Sektöre nasıl girdi? Kariyer hayatınız nasıl gelişti? Sizlerden dinleyelim hikayenizi. Öncelikle 1984 Kırıkkale doğumluyum. Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ankara Hukuk'ta da yüksek lisanslarım devam ediyor. Şu anda da İşler Hukuk Bürosu kurucu avukatıyım. Davalar, iş hukuku davaları, ticari davalar olarak yani hukuki faaliyetlere devam ediyoruz şu anda. 5 yıldır yine avukatlık deneyiminiz var. Evet, 5 yıl oldu. Ve birçok davaya da bakıyoruz. Burası evet, da 3 yıl önce mi kurulmuştu? Evet, burası 3 yıl önce kuruldu. Aynen, 3 yıl önce kuruldu. Hayırlı olsun tekrar. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki biraz davalardan bahsedelim o zaman. Ne tür davalara bakıyorsunuz? Yani genelde iş hukuku ve ticari davalara bakıyoruz. Türkiye'nin de buna ekonomik şartları da göz önüne alırsak işten çıkartmalar çok oluyor. Evet. Yani işten işçilerin haklarını, tazminat alacaklarını, onların haklarının iadesi için hukuki olarak mücadele ediyoruz yani. Biraz içeriklerinden bahsederseniz tabii birçok mevzuatı vardır. Evet. Neler yapıyorsunuz? Yani içeriğinden bahsedersek yani dediğim gibi işten çıkartmalardan dolayı işçiler bize geliyor. Gerekli kıdem tazminatı olsun, ihbar tazminatı, ondan sonra fazla mesai alacakları, işverenler bunları ödemedikleri için öncelikle arabuluculuk müessesesi kuruldu. Arabuluculuk müessesesinden dolayı ilk başta dava açamıyoruz. İlk önce arabuluculuk müessesesine başvuruyoruz. Daha sonra da arabuluculukta eğer anlaşma olmazsa iş Ankara ya da nerede çalıştıysa oradaki iş mahkemesine başvuraraktan işçimizin alacağını almaya çalışıyoruz yani. Genelde peki olumlu mu sonuçlanıyor bu davalar? Yani genelde olumlu sonuçlanıyor, öyle söyleyeyim. Evet. Bir davamız daha var dedik. O da ticari davalara bakıyoruz yani. Şirketler arası alacak verecek davalar oluyor. Bazı sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıklar oluyor. Onlarla ilgili şirketlerin kim haklıysa onunla hakkını almak için gerektiği hukuki mücadeleyi sürdürüyoruz. Evet. Bu iki dava üzerinde yoğunlaşıyoruz ama tabii bakmış olduğumuz birçok dava var. Neler örneklendirirsek? Başka da yani ceza davaları da geliyor, boşanmalar da geliyor, boşama davaları. Aile hukuku. Aynı aile hukukuyla alakalı. Yani o tip davalara da geldiği zaman bakıyoruz yani. Evet. O zaman birçok dava üzerinde Çalışmalarımız var. Çalışmalar yapıyoruz. Aynen, yapıyoruz. Peki nelere dikkat ediyoruz? Neyi esas alıyoruz Emre Bey? Yani burada yani vatandaşın hakkını almak için biz sonuna kadar mücadelemizi sürdürüyoruz. Yani gerekli savunmalarımızı yaptıktan sonra da zaten yani mahkemede de biz haklı olduğumuz için davaları kazanıyoruz yani genelde. Gerekli deliller toplanıyor. Tabii deliller toplanıyor. Tanıklar bildiriliyor. Ondan sonra iş davalarıyla alakalı sigorta kayıtları geliyor zaten. Onlar hepsi geldiği zaman mahkemede hakimin onları göz önüne aldığı için gerekli kararlar çıkıyor yani, öyle söyleyeyim. Birçok gerekli şeyler toplanıyor. Peki evet, sizin dikkat ettiğiniz hususlar var mı bu alanda? Kazanmak için özellikle. Tabii dikkat ettiğimiz hususlar yani burada işten çıkarılan kişinin özellikle imza atmamasına dikkat ediyoruz. İşverene karşı herhangi bir imzada bulunmaması gerekiyor. İmza çok önemli yani hukukta genel olarak imza çok önemli bir konu. Yani her şeye imza atmamalarını söylüyoruz müvekkillerimize, vatandaşlarımıza. Herhangi bir imzalı bir evrak yoksa zaten işveren de mecburen de bu davayı kaybetmeye mahkum oluyor yani. Şu anda peki mevzuat ne durumda? Hani alabiliyorlar değil mi haklarını tam olarak? Tabii kesinlikle. Kesinlikle yani mevzuat şu anda gayet güzel. Gerekli çalışmalar da yapılıyor zaten sürekli. Bu dediğim gibi arabuluculuk müessesesi de güzel oldu. Yani arabuluculuk müessesesi de yargıyı da bir nebze olsun yükünü hafifletti. Arabuluculukta anlaşanlar dava açmaya gerek kalmıyor. Arabuluculukta ondan sonra zaten dava bitmiş oluyor. Arabuluculuk müessesesi. Arabuluculuk burada ne yapıyor peki? Biraz açarsak. Arabuluculuk müessesesi işçiyle işvereni karşı karşıya getiriyor. İşçi taleplerini iletiyor. İşveren de taleplerini iletiyor. Yani ikisini orta bir noktada buluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Yargıya varmadan halletmeye çalışıyoruz. Aynen. Yargıya varmadan halletmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Peki burada iki avukat şeklinde çalışıyoruz hukuk bürosunda. Evet. İki tane avukat, biri sizsiniz zaten. Evet. Peki bir hukuk bürosu olarak neden tercih edilmelisiniz Emre Bey? Ya bir hukuk bürosu olarak yani güvenilir bir hukuk bürosuyuz. Kesinlikle. Yani davalarda da nasıl davayı kazanacağımızı biliyoruz. Bu yüzden
tercih edilmemizi talep ediyoruz yani. Evet. Güvenilir bir yer burası. Evet. Zaten bu işte güven esas. Güven esas kesinlikle. Kesin. Avukatlıkta güven esas. Yeni projeler peki yeni şeyler var mı? Neler bekliyor sizleri? Yani yeni projeler tabii arabuluculukta ben de arabuluculuğa başvurdum. Arabuluculuk da yapmayı düşünüyorum ileriki zamanlarda inşallah. Sınavına da girdik. Bekliyoruz bakalım. Arabuluculukta ileride yapacağız yani. Evet. Bunlar için neler gerekli peki sizin arabulucu olmanız için? Arabulucu olmak için öncelikle yetkili Adalet Bakanlığı'nın yetkili kıldığı üniversitelerden yetki belgesi almak gerekiyor öncelikle. Ben mesela Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden o yetki belgesini aldım. Yetki belgesini aldıktan sonra da arabuluculuk sınavı açılıyor Adalet Bakanlığı tarafından. O sınavda da başarılı olduğunuz zaman arabuluculuk yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Avukatlığın evet. Yanı sıra arabuluculuk da yapılabiliyor. Evet. Aynen öyle. Peki bu tarz sorunları olan kişilere neler önereceksiniz bir avukat seçiminde? Nelere dikkat etmeliler? Yani nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Tabii güvenilir bir hukuk bürosuyla çalışmalarını tavsiye ediyorum. Ve dediğim gibi imza çok önemli. Her şeye, her evraka imza atmamalarını söylemek istiyorum. Yani başka da ondan sonra da avukata işi verdikten sonra eğer güvenilir bir avukatsa da gereken yapılacaktır yani. Evet. Şu anda boşanma davaları da çok biliyorsunuz o evet. Planda. Bunlarla alakalı neler söyleyeceksiniz yine çiftlere? Şöyle söyleyeyim yani boşanma davalarında özellikle yani kadına şiddet olayını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Kadına şiddet olaylarında mağdurlar geliyor, bayanlar geliyor. Nasıl yapabiliriz, hakkımızı nasıl alabiliriz şeklinde. Bu tür durumlarda gerçekten üzücü durumlar bunlar. İnsan olarak üzülüyoruz. Yani öncelikle insanız, ondan sonra biz avukatız. Aynen. İnsan olarak üzülüyoruz. Bunun için de bayan müvekkillerimize de bu konuda gerekli hukuki yardımları yapıyoruz. Boşanma davaları da ama tabii her şey delil, mahkemede her şey delille yürür. Delil olmadan hiçbir şey olmuyor. Evet. Boşanma davalarında da bu tür durumlarda bayan müvekkillere, mağdur olan kişilere doktor raporu almasını tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. Evet. Özellikle sorunlu boşanmalarda muhakkak elimizde bir delil olmalı. Tabii kesinlikle delil olmalı. Eminim ki bayan izleyicilerimiz içerisinde olacaktır bunlarla. Evet. Sizler zaten her konuda yardımcı oluyorsunuz. Tabii kesinlikle. Mutlaka delilleri toplayıp hiç korkmadan bir hukuk bürosuna başvurmalılar. Her şey tabii. Adalet yolunda izlenmeli. Tekrar bayan izleyicilerimize de buradan duyuralım. Ankara'da İşler Hukuk Bürosu olarak sizlere başvurabilirler. Biz evet. De buradan tekrar izleyicilerimize hatırlatalım. Ve teşekkür ediyoruz sizlere Emre Bey. Rica ederim. Değerli bilgilerdi bizler için. Ben teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Sağ olun, teşekkür ederim.